Güzel çocuk. Hadi konuşsana. Ben de sizden biriyim. Aranızdan biriyim. Cennet yüzlü meleğim. Ben de sizden biriyim. Ben sonsuz bir kainatım. Evrenler biriktiririm, tekrar yıkar ve tekrar yaparım. Bu kentin sakinlerinin suratına diyorum ki, siz beni ne kadar yok saysanız da, incitilmiş bir engelli olarak, içim titreyerek, inadınıza hep aranızda olacağım. Sizin bitti dediğiniz yerden ben tekrar ve tekrar çıkacağım ortaya. Sakın, sakın vefasızlıklarla yar olmayın. Sessizdir çığlıklarım, korku duyarım bazen. Sizinle empati kurarım zaman zaman. Ak, ak düşse de sesine canım babam. O gölgenin sıcağında ısınırım ben, merak etmesen. Ey evlat! Seni bağrında sonsuzluğa kadar seven, seni bağrında sonsuzluğa kadar seven kutsal bir anneyimdir ben. Ben de sizden biriyim, aranızdan biriyim, cennet yüzlü meleğim. Şefem TV stüdyolarından herkese koca koca büyük selamlarla. Bugün çok sevdiğim, değer verdiğim sevgili Çiğli İlçe Başkanı, Cumhuriyet Halk Partisi Çiğli İlçe Başkanım Utku Gümrükçü kırmadı, geldi. Teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Sevgili başkanım çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim Mehmet abicim. Ben sevgili başkanıma ben ilk olarak soracağım klasik sorulardan biri. Utku Gümrükçü kimdir sevgili başkanım? 1981 yılında İzmir Bergama'da doğdum. Babam Yusufeli. Yusufeli eskiden Erzurum'a bağlıydı. Bugün Artvin'e bağlı. Annem Bergama'nın Tiyelti köyünden. Böyle doğuyla batının senteziyim. Maşallah. Annemle babam öğretmen okulunda tanışmışlar. Pardon, öğretmenlik yaparken tanışmışlar. Türkiye'nin doğusuyla batısından gelmişler. Bergama'da buluşmuşlar. Ben de o işin meyvesi olarak doğmuşum. İkisi de sol kökenliydi. O zaman devrimci yol hareketinin içinde yer alıyorlardı. 12 Eylül'den sonra işsiz kaldılar. Darbeyle mesleklerinden atıldılar. Tam o ara onlar işsizken ben doğmuşum. Bergama'yı da ortaokul, liseyi, ilkokulu Bergama'da okudum. 1998'de 9 Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünü kazandım. Burada Egekent'te, şimdi İskent oldu benim mahalle. Orada bir kooperatiften kalma, öğretmen oldukları için öyle bir kooperatife girmişlerdi. Oradaki eve yerleştim. Yaklaşık 20 yıldır Çiğli'de oturuyorum. Evet, çok güzel başkanım. Başkanım, siyasetle ilk tanışmanız nasıl oldu? Onu çok merak ediyorum. Şimdi tabii aile solcu. Evet. Ama biliyorsunuz 12 Eylül'den sonra, hele bir de bedel ödedikten sonra bizim bütün büyüklerimiz biz sizin yerinize siyaset yaptık diyerek çocukları siyasi hayata sokmadılar bir süre. Hatta uzak dur dediler, tembihlediler. Bizimkiler şeydi, hep içinde sakladılar, bana hiç biz solcuyuz falan demediler. Evet. Sorunca da biliyorsunuz ortaokulda, lisede o işler başlıyor ufak ufak. Sorunca da biz demokrat insanlarız dediler, geçtiler. Fakat tabii
çocuksunuz, aileler konuşuyor. Oradan ben duydum bizimkiler solcuymuş diye. Kendi aramızda konuşurken mesela aşırı solculuktan annenle baban meslekten atılmış diye şey yaptı. Aşırı solculuk neymiş dedik, gittik sorduk falan. 1997'de biliyorsunuz bu Uğur Mumcu öldürüldükten sonra Türkiye'de böyle bir aydınlanmanın yükselişi oldu. Cumhuriyetçi değerlerin, Atatürkçülüğün yükselişi dönemi başladı. O arada Susurluk kazası olmuştu. Tencere tavalar çalınıyordu. Refah Yol iktidarı vardı. Biz de karanlık için sürekli aydınlık kampanyası. Aynen, sürekli aydınlık kampanyası vardı. Refah Yol iktidarı vardı. Bir irticai yapılanmanın devleti ele geçirildiği, laiklik karşıtı bir iktidarın oluştuğu konuşuluyordu. Öyle bir dönem vardı. O dönem içinde Türkiye'nin çok kıymetli aydınları, rahmetli Alparslan Işıklı, daha sonra şehit edilen Ahmet Taner Kışlalı, o dönemlerin gene öndeki isimlerinden sonradan çizgi değiştirdi ama Toktamış Ateş gibi gibi isimler Türkiye'nin değişik illerine, ilçelerine gidip paneller veriyorlardı. Cumhuriyetin değerlerini, Atatürk'ün altı ilkesini anlatıyorlardı. Annem Bergama Atatürkçü Düşünce Derneği'nde eğitim komisyonundaydı. Bergama'da da böyle ayda bir, iki ayda bir seminerler olurdu. Babam çok katılmadığı için hani yanımda erkek olsun diye beni de götürüyordu. O şeyde 27 Şubat 1997, yani o 28 Şubat kararlarından bir gün önce Bergama'da Ahmet Taner Kışlalı Hoca'nın bir konuşması oldu. Ona gittim. Zaten hani böyle daha lise çağındayız. Çok da böyle şeylere ilgi duymuyoruz yani. Yeni nesil gençler de çok politik değiller, biliyorsunuz siz de. Evet. Gidip gelirken Ahmet Taner Kışlalı Hoca çok pırıl pırıl bir insandı. Evet. Onu dinledim. Hoşuma gitti. Çünkü çok nazik, çok kibar, çok bilimsel anlatıyordu. Böyle bir ya bu adamın bir kitabını mı alsak, okusak mı falan düşüncesi oluştu. Annem de ya beğendiysen alayım kitabını dedi. Aldık kitabı, imzalattık. Ben o kitabı okudum. Evet. O siyasi mücadelem, siyasi hayatım öyle başladı. Daha sonra 18 yaşını doldurduğumda 1999'da hemen geldim. 30 Ekim benim doğum günüm. Bir gün sonra geldim, Cumhuriyet Halk Partisi'ne üye oldum. İyi de yapmışsınız. Aynen. Başkanım. Çok da iyi yapmışsınız. Aynen. Sevgili başkanım, yani Türkiye'de ciddi kaos yaşanıyor ve ciddi anlamda büyük problemler doğuyor. Tabii benim hazırladığım sorulardan önemli olduğuna inandığım bir sorum var sevgili başkanım. Türkiye'nin öncelikle sorunları nelerdir ve buna çözüm ne uygun yapı nedir sevgili başkanım? Evet. Türkiye'nin şu an için çok böyle ölümcül diyebileceğimiz, çok şiddetli, acil çözülmesi gereken sorunları var. Bunlardan bir tanesi Suriye'deki savaş, Türkiye'nin oraya müdahalesi, ondan kaynaklı ülkemize etkileri. Yani şu an Amerika'sı, Rusya'sı bir büyük gerilim altında. Biz de orada bir operasyon yürütüyoruz. Dolayısıyla birinci sorunumuz bu. Yani Orta Doğu coğrafyasındaki savaşın ülkemize sıçrama sıkıntısı. İkinci olarak ekonomimiz çok kötü durumda. Yani biz bunu yıllardır söylüyorduk. Bunlar taşıma suyuyla değirmen döndürmeye çalışıyorlar. Türkiye'de bir üretim ekonomisi kurulmazsa eğer, Türkiye kendi ayakları üzerinde durmazsa eğer, temel ihtiyaçlarımızı, insanlarımızı giydirecek, yedirecek tarımsal ürünleri kendimiz üretmezsek eğer, bu ekonomi böyle gitmez, yürümez, sağlamazsak eğer, hem dış dünyadaki diğer ülkelerle rekabet edemeyiz, hem de kendi insanımız birçok sıkıntı yaşar diyorduk. Evet. Dediğimiz noktada bugün hem savaşın etkileri, hem Türkiye'deki tek adam rejiminin büyük bir kırılganlık yaratması, risk doğurması, evet, hem de dünyadaki değişik hareketler. Bugün işte dolar 4 liraların üzerine çıktı, euro 5 liraların üzerine çıktı. Yani ekonomi çok büyük bir problemimiz. Onun dışında eğitim, özellikle bu iktidar tarafından, evet, 15-16 yıldır neredeyse her sene bir defa eğitim sistemi değiştirildi. Yani lisede okuyorsunuz, üniversiteye nasıl gireceğiniz sürekli değişimlere uğruyor. Yani çocuk liseye başlarken başka bir sistem var, yarısına gelince başka bir sistem var. Değişiyor. Hem müfredat değişiyor, hem sınav sistemi değişiyor. Bir de geçmişte hatırlayın, sorular çalındı vesaire, bir sürü sıkıntılar oldu. Yani eğitim hem bizim geleceğimiz için, hem çocuklarımızı yetiştirmemiz, onların ileride memleket yönetiminde bir yerlere gelmesi, işte mühendis olması, doktor olması, avukat olması, hem de sağlıklı bir, yani laikliği bilen, demokrasiyi özümsemiş,
bu ülkenin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün değerlerini içselleştirmiş bir gençlik yetişmesi gerekirken Türkiye Cumhuriyeti eliyle maalesef sistematik bir cahilleştirme politikasıyla karşı karşıyayız. Evet, hükümet tarafından. Ben bunun bilinçli yapıldığını düşünüyorum. Evet. Yani eğitim çok ciddi bir sıkıntı. Bunun dışında sosyal güvenlik. Yani dar gelirli insanların yaşayabilmesi için devletin onlara yapması gereken imkanlar, engelli arkadaşlarımız için aynı şekilde durumu yerinde olsa da, yani belirli bir işe sahip olsa da onların bakımları, hastaları, çocuklarının sağlıkları, kendi ve sonrasında insanların emekli olmasıyla ilgili, yani çok, sosyal güvenlik çok büyük bir pencere, buradan kaynaklı sorunlar. Evet, o parçayı. O şey, bir de bugün çok hissetmediğimiz ama gözle görünür olmaya başlayan ilerideki 4-5 yıl içerisinde Türkiye'nin gündemine çok büyük ölçüde oturacak olan bir mülteci sıkıntımız var bizim. Yani bu Suriye'deki savaştan çeşitli şekillerde kaçan ve Türkiye'ye yerleşmiş 3 milyon 4 milyon Suriyeli arkadaşımız var. Evet, ben şöyle düşünmüyorum, yani bunlar bizim düşmanımız değil. Komşumuzun evinde yangın çıkmış. Biz de misafirlikte kalıyorlar. Eyvallah. Biz onlarla ekmeğimizi bölüşmek durumundayız. Elimizden geldiğince onlara destek olmak durumundayız. Ama misafir olduklarını onların da bilmesi lazım. Bizim de onlara misafire davrandığımız gibi davranmamız lazım. Şimdi bu 4 milyon 5 milyon arkadaşın Türkiye'deki laiklik sistemine, eğitim sistemiyle, devlet yapısıyla bağlantısı nedir? Bu arkadaşların Türkçe okumaları, işte o çocukların barınmaları, eğitimleri, bunlar nasıl olacak? Bunlara mevcut hükümet bir çözüm bulmuyor. Hatırlıyorum, daha bir yıl, iki yıl önce ben bunları tutarım, Avrupa'ya kaçmazlar, sen bana para ver, ben bunlara bakayım gibi bir anlayışı getiren bir hükümetimiz var. Yani dolayısıyla bu sorun da ileride, belki bugün yaşadığımız işte bu PKK sorunu diyeyim, terör sorunu diyeyim, ondan daha büyük yaralar açabilir bu ülkeye. Çünkü yani 70 milyonluk, 80 milyonluk bir nüfusun içine 4 milyon aynı kültürün insanı olmayan, aynı yaşam tarzına sahip olmayan insanı koyarsanız ve onları birbirine kaynaştırmazsanız, evet, ve onlar arasında nefret tohumları ekerseniz, bunun yarın başımıza ne gibi sorunlar açacağını biz bugünden göremeyiz, ama mutlaka ve mutlaka önlem almamız gereken konulardan bir tanesi. Ve bir başka, en son olarak da onu söyleyeyim. Buyurun. Çok sorun var, bitmez çünkü. Türkiye'nin bir genel olarak demokrasi sorunu var. Yani mevcut anayasal sistem, cumhurbaşkanlığının değişmesi, bütün yetkilerin tek elde toplanmasından tutun, basın yayın özgürlüğüne, ifade özgürlüğüne, üniversitelerde çalışan akademisyenlerin işten atılmasına, hala iş bulamamasına kadar. Böyle büyük bir demokrasi sorunumuz var. Bu demokrasi sorunu aynı zamanda yargıyla da iç içe geçmiş. Çünkü o demokrasi olmayınca yargı da yanlış kararlar veriyor. Yani böyle bir büyük sorunumuz daha var. Evet, o olağanüstü hal bir sorun. Yani bu demokrasinin içindeki şeyler de çok geniş. Başkanım, ittifak ve erken seçim noktasıyla ilgili düşüncelerinizi de almak isterim. Şimdi Türkiye'de sağ, bizim 90 yıldır gördüğümüz, yani 1950'den sonra yaşayarak gördüğümüz çok partili dönemde seçimi kaybedeceği noktada ittifak arayışına giriyor. Yani. Bunun bir örneği Demokrat Parti'dir. Demokrat Parti 1957 seçimlerinden sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin yükselişiyle, toplumsal muhalefetin yükselişiyle yeni bir destek arayışına nasıl girerim diye düşündü. Bir vatan cephesi kurdu. 60 seçimlerine bu vatan cephesiyle beraber girmeye çalıştı. Sonra ne oldu? 80'lerin sonunda hatırlayın, 1. Milliyetçi Cephe Hükümeti, 2. Milliyetçi Cephe Hükümeti. Adalet Partisi gittiğini gördü. MHP'yi ve MSP'yi kendisine yedekledi. Evet. Onlarla birlikte bir koalisyonmuş gibi davrandı. Şimdi bugün gördüğümüz noktada da Adalet ve Kalkınma Partisi %50 artı bir oyu tek başına yakalayamayacağını görüyor. Mevcut seçim sistemiyle bu işin kaybedildiğini anladığı andan itibaren bir ittifak politikası geliştirmeye başladı. Tabii ki buna AKP'nin ihtiyacı olduğu kadar, bu an ittifak yaptıkları Milliyetçi Hareket Partisi'nin de bir büyük ihtiyacı vardı. Anketler var, MHP'nin baraj altında kaldığını herkes görüyor. Evet. Dolayısıyla sen de kazan, ben de kazanayım, İktidarın nimetlerinden beraber faydalanalım diye bir anlayış ortaya koydular ve bugün önümüze bir ittifak kanunu getirdiler. Aslında Cumhuriyet Halk Partisi hem barajın düşürülmesini hem de seçim ittifaklarının yasallaştırılmasını geçmişten beri biz savunuruz solcular olarak. Evet. Yani kendi düşüncesine yakın partilerin bir araya gelip de
seçimlerde birlikte hareket etmesinden doğal bir şey yoktur. Ama bu biz bunu genel demokrasi ilkeleri üzerinden ortaya koyarken bunlar bir çözüm olarak, bir kurtuluş yolu, bir reçete olarak ortaya koydular. Kendileri açısından. Ve işte genel seçimlerde ittifak olacak ama yerel seçimlerde olmayacak gibi açıklamalar falan da yapmaya başladılar. Dolayısıyla daha böyle tam netleşmemiş, içeriği doldurulmamış, günü kurtarmaya yönelik, yani Türkiye'nin demokrasi sorununu çözmeye yönelik değil de günü kurtarmaya yönelik bir hamle olduğunu düşünüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi bu ittifaklar noktasında şöyle düşünüyor. Özellikle Cumhurbaşkanlığı seçimi ekseninde tabii bunlar konuşuluyor. Bizim durduğumuz nokta şu. Her parti Cumhurbaşkanlığında kendi adayını çıkarsın. İkinci tura kim kalırsa muhalifler o arkadaşı desteklesinler. Elbette ki Cumhuriyet Halk Partisi birinci parti çıkacaktır. Yani ikinci parti çıkacaktır oradan, öyle gözüküyor. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı. Diğer arkadaşlar onun altında bir noktada birleşebilirler, birleşmelidirler. Bizim bakış açımız bu. Ama tüzüğümüze son tüzük kurultayla koyduğumuz yetkiyle genel başkanın %5 kotasını Kemal Bey'in isteğiyle %15 daha arttırarak %20'ye çıkardık. Ne demek bu? 600 milletvekili belirleniyor Türkiye'de. Bunun 120'sini genel başkan inisiyatifiyle belirleyebilir dedik. Bunu niye yaptık Cumhuriyet Halk Partisi olarak? Kemal Kılıçdaroğlu ön seçimden vaz mı geçiyor tartışmaları var biliyorsunuz. Evet. Bu tamamen yeni ittifak kanununa uygun bir düzenleme. Eğer ki biz ya da diğer siyasi partiler Cumhuriyet Halk Partisi ile bir ittifak yapmak isterse, partinin yetkili organları bunun uygun olduğuna karar verirse, yani bu bütün partilerle olabilir, AKP ve MHP dışında. Kiminle olacağını da parti belirler. Onların talebine binaen. Onlara da yer açmak anlamında genel başkanımız eline böyle bir yetki aldı. Evet. Yani bu ittifakların kapısını açabilmek için. Şu an durduğumuz nokta, geçen biliyorsunuz pazar pazartesi genel başkanımız buradaydı. Evet. Onunla yaptığımız bir sabah kahvaltısı yaptık ilçe başkanlarıyla beraber. Belediye başkanlarımız da katıldılar. Orada kendisi de ifade etti. Biz bu işin amiral gemisiyiz. Evet. En önde biz olacağız. Şu an arkadaşlarla görüşüyoruz. Siz de biliyorsunuz bu Cumhurbaşkanı'nın kanunuyla ilgili yeni alt düzenlemeler yapılacak. Onlar netleştikten sonra diğer arkadaşlarla Cumhurbaşkanlığı sürecini başlatacağız. Şundan emin olun dedi, ana gemi biziz, bizim eksenimizde bu süreç yürüyecektir dedi Kemal Bey. Evet. Erken seçim noktası ile ilgili bir açıklama olmuştu. Evet. Bahçeli'nin bir açıklaması oldu. Şimdi biz bunu daha önce yaşadık tabii biliyorsunuz. 2001 yılında koalisyon ortağıyken erken seçim istedi Devlet Bey. Sonra iktidar ortağı bir parti baraj altı kaldı. Ne? Şimdi umuyorum aynı şey olacaktır. Yani Türkiye... Sanırım bu saatlerde de onlar bir arada. Bir arada evet, görüşme yapacaklar. Cumhurbaşkanı ile falan görüşme yapacaklar. Şimdi... Birincisi Türk halkı şunu istiyor. İstikrarlı bir yönetim istiyor. Kendisine hizmet eden bir yönetim anlayışı, bir iktidar istiyor. Kendisine sahip çıkan bir iktidar istiyor. Erken seçim biz istemedik. MHP istedi. Bunun ona bir zararı olacağını da ben düşünüyorum. Yani çünkü insanlar seçimden önce iş istiyorlar, aş istiyorlar, barış istiyorlar, demokrasi istiyorlar, huzur istiyorlar. Ha biz seçimden kaçmayız. Seçimden kaçan muhalefet partisi olmaz. Evet. Şimdi iktidar partisinin ne hamle yapacağını bugün hep birlikte göreceğiz. Ama benim yani kendime göre söyleyeyim, 26 Ağustos tarihinde bir erken seçim olması benim gördüğüm kadarıyla bu mevcut atmosferde çok zor, imkansıza yakın bir şey. Hep birlikte izleyip göreceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi seçimden korkmaz. Biz iktidarı hedefleyen bir partiyiz. Bugün olsa genel başkanımızın hazır olduğu gibi ilçe örgütü olarak biz de hazırız. En küçük bir sıkıntımız yok. Biz Çiğli halkına güveniyoruz, Çiğli halkını seviyoruz, Çiğli halkıyla beraber yönetmeye çalışıyoruz. Yani seçimden kaçmayız ama bugün hele böyle coğrafyamızda savaşlar vesaire varken bunu çok doğru bulmuyorum. Ben şahsen söylüyorum, çok doğru bulmuyorum. Evet, sevgili başkanım, bir de ben özellikle merak ettiğim bir şey daha var. Bu Kürt sorununa sizin bakış açınız nedir? Özellikle şahsınızda merak ettiğim bir sorudur. Onu da değerlendirirseniz. Evet, şimdi birincisi her türlü demokratik hak talep edilir. Ama demokrasi sınırları çerçevesinde talep edilir. İnsanlar Kürt olduğu için, Laz olduğu için, Ermeni olduğu için, Alevi olduğu için, Sünni olduğu için, Çerkez olduğu için yadırganmaz.
etnik kimlik insanın şerefidir. Evet. Dini insanın şerefidir, onurudur. Yani biz sosyal demokratız. Ben solcu bir ailenin çocuğuyum, ben de solcuyum. İnsanları ayırmayız. Biz insanlara doğuştan eşit gözle bakarız. Ve onların toplum içinde de eşit yere gelmesini savunuruz. Yani solculuğun da şeyi budur. Sınıfları kaldırma bir üst noktası. Yani sadece kimlik üzerinden bölünmeler değil, emek üzerinden, sermaye üzerinden bölünmeler de var. Yöneten çelişkileri var, evet. Yönetilen çelişkileri var. Yani bunların, biz solcu olduğumuz için bunların hepsini ortadan kaldırmaya çalışırız. Ve üst kimliklerinden bir şey yok. Aynen. Yani üst kimlik insan. Evet. Ha bir milli kimlik olabilir. O ülkeler, coğrafyalar, sınırlar onu belirliyor, tarih onu belirliyor. O ayrı bir şey. Ama yani kimseyi etnik kimliğinden ötürü kötüleştirmeyiz, ötekileştirmeyiz, dışlamayız. Onun o kimliğini yaşaması için demokrasi standartları içerisinde elimizden geleni yaparız ve destekleriz. Yani bu bütün şey de içinde geçerli. Hani etnisitelerin ötesinde yörel yapılar içinde geçerli. Yani bir köyün yemeği varsa o yemeğin yayılmasını sağlamak da bizim görevimizdir. Yani o kültürün yaşatılmasını sağlam. Yani insan öyle güzel. Aynen. O yani herkes aynı tip olsa zaten güzellik yani olmaz. Hepsi herkes birbirine benzese. Farklı. Zaten o farklılıklar bizi bir araya getiriyor. Bizi geliştiriyor. Ya bizim boyumuzun kaynağını biliyorsunuz hani bütün İzmirliler yer boyozu yani. Şimdi ya o onlar yapmıştır, onlar bulmuştur, bilmem şu ürün işidir, bunun işidir yememek olur mu? İnsan da öyle. Yani nereden gelirse gelsin, kim olursa olsun onun içindeki güzelliği bulacaksın, onu ortaya çıkaracaksın. Şimdi Kürt meselesine gelince, bu coğrafyada Kürtler yaşıyor. Kürt yoktur, yok kart kurt sesiyle çıkmıştır diyemezsiniz yani. Evet. Böyle bir anlayış olmaz. Bu coğrafyada Kürtler yaşıyor, sadece Türkiye'de değil. Çevre ülkelerin tamamında yaşıyor. Mezopotamya bölgelerine sahip. Aynen, yani orada ama yerleşik olur ama sonradan gelmiş olur. Burada böyle bir halk var. Geçmişte bunlar bir arada değillerdi ve bir ortak kimlik üretemiyorlardı belki. Ama bugün böyle bir talep var. Evet. Bizim kökenimiz bu. Biz dilimizi yaşatmak istiyoruz. Geleneklerimizi, göreneklerimizi yaşatmak istiyoruz. Kendi dilimizle yayın yapmak istiyoruz. Çocuklarımızın bu dili öğrenmesini talep ediyoruz. Bunların sonuna kadar demokratik haktır ve bunların tamamı verilmelidir. Ama hem ben şahsen hem Cumhuriyet Halk Partisi olarak demokratik haklar demokrasi içinde aranırlar. Evet. Yani hak arama noktasına sen terörü, silahı, bombayı koyduğun noktadan itibaren orada demokrasi kendini savunmak durumunda kalır. Evet. Yani biz hak talep edenle en küçük bir sıkıntımız yok. Yani onların siyasi partileriyle de bir sıkıntımız yok. Ben ilçe kongresinde şunu çok net ifade etmiş, herhalde 30 ilçe başkanı arasında tek kişiyim. Evet, başkan. Selahattin Demirtaş, HDP Genel Başkanı. Evet. Referandumda dışarıda olsaydı, çeşitli vesilelerle içeriye atılmasaydı, hayırın oyu en az 2 puan artardı. Çok samimi söylüyorum. Yani. Ve bak bunu söylüyorum. Bak gene söylüyorum. Belki de söyleyen tek kişi benim. Evet. Ama bu doğru. Yani biz solcuysak doğruları söylemekten kaçmayacağız. Doğru. Yani yalanla, kıvırmayla vesaireyle olmaz. Türkiye'de Kürtler yaşıyor. Suriyelilerin yaşadığı gibi. Kürtlerin eksiklikleri varsa onları gidermek bizim görevimiz. Onlara destek olmak bizim görevimiz. Suriyelilere olmanın, destek olmanın gereği gibi. Yani insan... İnsan. İnsanı yaşatmak, ama insanı yüceltmek bizim işimiz. Ben şu bakış açınızı sevdim. Hümanist yapıya sahip olmanız beni gerçekten sevindirir. Bir kere solcu ve bu değerlere sahip olmanın gereksinimi olarak da ortaya koyuyorsunuz. Ve böyle bir donanıma sahip olduğunuz için de ben şahsen de mutlu oldum bundan dolayı sevgili başkanım. Şunu da belirteyim başkanım. Diğer soruma geçeceğim. Sosyal devlet anlayışını katkı sağlayan... Nelerdir ve nasıl olmalıdır sosyal devlet anlayışının temel yapıda insana değer verir? Ölçüsü ve çözüm noktaları sizce nelerdir? Şimdi şunu çok açık söyleyeyim. Mevcut siyasi sistem, ekonomik sistem de öyle de, siyasi sistem insan odaklı bir sistem değil. Evet. Sosyal devletin net bir şekilde ortaya koyması için bütün sistemimizi değiştirmemiz lazım. Evet. İnsan odaklı bir anlayışı yerleştirmemiz lazım. Yani ben yönetirim, onlar bana uyar değil. Vatandaş ne istiyor? Vatandaşın talebi ne? Vatandaş evde otururken neye ihtiyaç duyuyor? Kapıdan adım attığında neye ihtiyaç duyuyor? Yolsa yol, parksa park, ekmekse ekmek, destekse destek. Şimdi
sosyal devletten anladığım benim bu. Evet. İnsanın hayatında karşılaşabileceği her türlü sorunla ilgili çözüm üretme, onun bir eksiği varsa da onu teşvik etme, onu motive etme, ona destek olma. Evet. Anladığım bu. Burada kim var? Burada birinci olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve onu yöneten iktidar var. Evet. Onun altında yerel yönetimlerimiz var. Onun altında siyasi partilerimiz var, bütün siyasi partilerimiz, sonra sivil toplum örgütlerimiz. Hep birlikte bizim insan odaklı bir anlayışa geçmemiz şart. Eğer Cumhuriyet Halk Partisi iktidar olursa, ben bunu inandığım, bunu savunduğum için bu partideyim ve ilçe başkanıyım. Biz bu sorunları çözeceğiz. Çözeriz. Eksiğimiz olabilir ama belirli bir programımız var. Programımızdan önce bir bakış açımız var. İnsana seven, insana değer veren, onu yüceltmek isteyen bir bakış açımız var. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu sorunların çözmeye talibiz. Evet. Bunu ama kendi kendimize yapamayız. Sonuçta siyasi partiler şu değil, işte 100 kişi bir araya geldi. Bir tane anlayış kurdular, adına parti dediler, seçime giriyorlar, oy alıyorlar değil. Size oy veren milyonlarca insan var. Onun dışında size oy vermeyen de milyonlarca insanlar var. Bunların hepsinin sorunu neyse, bir, onu tespit edeceksiniz. İki, ocu bucu şucu demeden, bana oy verdi vermedi demeden, onlarla birlikte, onları da işin içine dahil ederek, katılımcı bir anlayışla, o sorunlar nelerdir, bu sorunları nasıl hep birlikte çözebiliriz ortaya koymamız lazım. Yani biz şimdi gelsek, iktidar olsak, kanun çıkarsak, yargı reformu yapsak, hakimin davranışını değiştirmeden, savcının davranışını değiştirmeden, ne bileyim avukatın davranışını değiştirmeden yaptığımız reform ne işe yarar? Önce reformu karar vereceğiz hep birlikte, konsensüs sağlayacağız, kafalarda o işi bitireceğiz. Sonra hayata geçireceğiz. Bizim anlayışımız bu. Evet başkanım. Çok güzel. Bir de benim merak ettiğim, bence can alıcı noktalardan biri olan soruma geçeyim başkanım. Amaçlarınız ve en büyük proje, hayalleriniz nelerdir başkanım? Yani hem siyasi açıdan hem yaşam anlamında az önce belirttiğiniz bazı noktalar vardı ama bunun içerisinde yer alabilecek hayal kurduğunuz projeleriniz neler olabilir başkanım? Şimdi şunu söyleyeyim. Ben dedim ya Ahmet Enerkışlalı bu işe, onu dinleyerek başladım. 2001'de hoca öldürüldüğünde ben bir yemin ettim. Dedim ki bu düzeni değiştireceğim. Yani ben bu düzeni tek başıma değiştiremem. Ama bu düzeni değiştirmek için mücadele edeceğim. Evet. Okuduğumu hayata geçireceğim. Desteklediğim partiyi, içinde yer aldığım partiyi iktidar yapacağım. Ama niye yapacağım? İktidar olmak için değil, Türkiye'yi değiştirmek için yapacağım. Yani o Mustafa Kemal'in tam bağımsız Türkiye'sini, çağdaş uygarlık düzeyine çıkma hedeflerini gerçekleştirmek için ben siyaset yapacağım. Çok güzel. Şimdi en büyük hayalim bu. Yani gerçekten söyleyeyim, şahsımla ilgili en küçük bir endişem, en küçük bir kaygım, bir gelecek beklentim yok. Bu işi benden daha iyi yapacak kim varsa o arkadaş, ben o arkadaşın arkasında dururum. Evet, dava adamı olduğunuz için. Aynen. Yani. Geçmişte de durdum, bundan sonra da dururum. Evet. Ama bu noktaya ulaşmak için görev almak gerekiyorsa, şu an aldığım görev gibi, o görevden de kaçmam, onu demek istiyorum. İlerideki görevler de aynı şekilde olabilir. Ama siyaseti ben bir şey olacağım noktasında yaparsanız eğer, hem bir kere solcu değilsinizdir. Çünkü kendinizi düşünüyorsunuzdur. İkincisi başarılı olamazsınız. Sadece kendinizi düşünürseniz, bulunduğunuz makamın, mesela şimdi ilçe başkanlığı, kendime uygun hareket edersem, benim çıkarımla partinin çıkarı örtüşmediği noktada parti zarar görmeye başlar. Yani Cumhuriyet Halk Partililer, solcular, sosyal demokratlar, Türkiye'nin çıkarlarını, insanların çıkarlarını kendi siyasi çıkarlarının önüne koymak durumundalar. Evet. Ve Cumhuriyet Halk Partisi şöyle bir parti, çok badireler atlatırsınız, size çok yanlış yaparlar, haklısınızdır, haksız yerine konursunuz ama o emeğin karşılığını bir gün alırsınız. Evet. Siyasetten anladığım, ben çalışırım, arkadaşlarımla beraber hizmet ederim, ilçe yönetim kurulundaki arkadaşlarla birlikte hizmet ederim. Aldığımız oyun hakkını vermeye çalışırım, hedefler koyarım, projeler üretirim. Bunun sonucunda bir noktaya gelebilirsek geliriz. Gelemediğimizde ne olur? Bizim verdiğimiz mücadele Türkiye'nin mücadelesinin içinde bir nokta olur. Bir katkı olur, bir artı olur. O da bizi yeterince mutlu eder. Başka evet. En küçük şeyim yok. Hayalim bu. Projeler noktasında şimdi konuşuyoruz arkadaşlarla. Çiğli'nin belli sıkıntıları var. Mesela üniversite Çiğli'de üniversiteyle parti buluşamamış. Organize Çiğli'de organizeyle parti
yeteri kadar buluşamamış. Evet. Mahallelerimizin sorunları var, vatandaşımızın sorunları var. Yerel yönetim bizde. 1999'dan beri biz yönetiyoruz. Partide bir yerel yönetim, ilçe örgütü ayrılıkları yaşanmış geçmişte. Evet. Şimdi bu sorunlar, büyük sorunlar, bu sorunları çözmeye yönelik arkadaşlarla küçük projeler yapıyoruz. En önemli, en değer verdiğimiz nokta şu. Vatandaş bize şunu demeyecek. Başkan, ben senin yüzünü seçimden seçime görüyorum. Bunu demeyecek. Biz sokakta olacağız, halkın içinde olacağız. Sorunları yerinde göreceğiz, tespit edeceğiz. Büyükşehir çözecekse büyükşehire, belediyemiz çözecekse Çiğli Belediyesi'ne. Başka bir noktadaysa eğer hükümet düzeyindeyse, orada ulaşabildiğimiz kim varsa milletvekillerimiz aracılığıyla oraya ileteceğiz. Ve bu halka hizmet edeceğiz. En büyük şeyimiz bu. Ne güzel, çok sevindim. Sevgili başkanım, sona geliyorum. Son bir sorum olacak. Dün yaşanılan bir sorun geliştiği bilgisi geldi. Bunu sizinle paylaşmak isterim ve konuyla ilgili şöyle gençlik kollarınızın, gençlik kolları Başkan Erkan Ceylan'ın düşürülmesi noktasıyla ilgili değerlendirmenizi almak istedim. Şimdi tabii ben dün akşam duydum. Yani akşam böyle 7-8 falan muhtemel. Biliyorsunuz ki biz sadece başkan seçmeyiz. Evet. Seçimlerle yönetim kurulunda birlikte seçeriz. Yani 14-15 kişi bizim yönetimimiz. 14-15 kişi gençlik kolları yönetim. Bir o kadar da kadın kolları yöneticilerimiz var. Ve burada parti tüzüğü gereği şöyle bir uygulama var. Yönetim kurulunun üye sayısından bir fazlası, yani salt çoğunluğu, görevi bırakmak istiyorum dediğinde o kurul düşmüş sayılır. Şimdi ben ilçe başkanıyım. Ben böyle bir şey yaşasam benim il başkanım bu sürece müdahil olur. Onun bilgisi dahilinde olur. Ama gençlik kolları bizle ilgili bir yapı değil. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir ana omurga var. İlçe başkanı ve yönetimin temsil ettiği. Onun sağ kolu kadın kolları, sol kolu gençlik kolları. Öyle düşün. Ama aşağıdan yukarıya ilçe başkanıyla birlikte çalışıyorlar, ilçe yönetimiyle Çiğli'de birlikte çalışıyorlar ama siyasi sorumlulukları ben nasıl il başkanına bağlıysam onlar da kendi il başkanlarına bağlılar. Evet. Şimdi bu arkadaşlar işte 4 aydır yaklaşık herhalde 3 aydır 4 aydır görevdeler. Hepsini tek tek teşekkür ediyorum emekleri için. Başkan arkadaşımıza da, yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımıza da. Ellerinden geldiğince Cumhuriyet Halk Partisi'ne hizmet etmeye çalıştılar. Bazen biz onlara destek olduk, bazen yeterince destek olmadık. Ama bir şey ortaya koymaya çalıştılar, bir irade koydular, partiyi büyütmeye çalıştılar, etkinlikler yaptılar, bize destek oldular, kendi il gençlik kolu başkanlarına destek oldular, bir çalışma yürüttüler. Evet. Öncelikle bütün çalışmaları için teşekkür ediyorum. Ben bunu dışarıdan duydum. Böyle bir süreçten, şundan bilgim var, onu size söyleyeyim. Tabii parti içi konuları böyle televizyon ekranında konuşmak da çok doğru değil ama 3 aydır yönetim içinde bir tartışma vardı. Yani bir ikilik vardı. Sen, ben, bizim ekip, senin ekip. Ben defalarca, bana daha önce de söylediler. Yani ya biz bırakmak istiyoruz, çalışmak istemiyoruz. Yönetim tarzından kaynaklı anlaşmazlıklarımız var vesaire. Aynı şekilde başkan arkadaşımız da benimle konuştu. Ben mesela bunları kahvaltıda bir araya getireyim dedim. Beceremedim. Yani 15'i birden hiçbir arada şey olmadı. Yönetim kurulu toplantılarına katıldım. Ortayı bulmaya çalıştım. Yani bir çözüm noktası. Bir çözüm noktası. 3 aydır uğraşıyorum. Benim bilgim dışında bana da bir istifa dilekçesi verilmeden doğrudan muhatapları olan İl Gençlik Kolu Başkanı'na ya bildiğim kadarıyla 8 arkadaş dilekçelerini yazmışlar. Görevi iade ettiklerini söylemişler. İl Gençlik Kolu da çoğunluğu bakmış. Çoğunluğun altında çoğunluktan fazla imza olduğu yani salt çoğunluğun imzayla yakalandığını tespit etmiş. Tüzük gereği yönetimin fes olduğunu karara bağlamış. Durum bundan ibaret. Yani bizimle ilgili de bir şey değil. Dediğim gibi tüzük gereği, kanun gereği, yönetmelik gereği onlar ayrı yapılar. Bir görevden alma durumu söz konusu değil. Ben bununla yani şahsım adına söylüyorum. Anladım. Ben bununla çalışmak istemiyorum deme durumu söz konusu değil. Ben 3 aydır arayı bulmaya, orta yolu bulmaya çalışıyorum ama üzüldüğüm nokta şu. Bazı arkadaşlar bu işin sorumlusu da sanki benmişim gibi. Hiçbir dahilim ve şeyim yok ve en iyi kendileri biliyorlar orta yolu bulmaya çalıştığımı. Beni suçlu ilan etme çabasına girmişler. Çok üzüldüm. Yani hem böyle şeyleri bir partili ahlakına yakıştıramıyorum hem de
içinde benim olmadığım bir şeye benim adımın karışmasına çok üzüntü duyuyorum. Onu da sizin aracılığınızla evet. paylaşmak istedim. Yani üzücü bir şey. Sevgili başkanım, ayaklarınıza sağlık, yüreğinize sağlık. Şunu belirteyim, sevgili başkanın donanımı ve yüreği bir kere genç oluşu da farklı bir ölçüde, dinamik olması. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ileriye gerçekten sosyal bir yapıya sahip oluşturabilmek için, o perspektifi yakalayabilmek için, sevgili başkan ve başkan gibi birçok yüreği güzel olan insanların bu partiye sahip çıkmaları, bu partiyi daha yüceltmeleri ve 2019'u bir şekilde ayaklandırabilmek için tekrardan sosyal devlet anlayışını sürdürebilmek amaçlı olması gereksinimi sunan sevgili başkanın söyledikleri gibi olsun istiyorum. Anons 35 FM TV stüdyolarından herkese şimdiden iyi günler diliyorum. Yarın tekrar görüşmek üzere sevgili başkanım. Çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Çok çok teşekkür ediyorum. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ey cennet üzlüğü, asaleti baş tacı yapmış altın çocuk. Patika yollar vardır ya, ta ayak parmak uçlarından güneşe savrulan. Kaybolduğun bir fırtınadan küçük bir tekneyle çıkarsın ya sefere. İşte o yürekli güzel çocuk. Hadi konuşsana. Ben de sizden biriyim. Aranızdan biri, cennet yüzlü meleği, ben de sizden biri. Ben sonsuz bir kainatım, evrenler biriktiririm. Tekrar yıkar ve tekrar yaparım. Bu kentin sakinlerinin suratına diyorum ki, siz beni ne kadar yok saysanız da, incitilmiş bir engelli olarak, içim titreyerek, inadınıza hep aranızda olacağım. Sizin bitti dediğiniz yerden, ben tekrar ve tekrar çıkacağım ortaya. Sakın, sakın vefasızlıklarla yar olmayın. Sessizdir çığlıklarım, korku duyarım bazen. Sizinle empati kurarım zaman zaman. Ak, ak düşse de sesine canım babam. O gölgenin sıcağında ısınırım ben, merak etme sen. Ey evlat! Seni bağrında sonsuzluğa kadar seven, seni bağrında sonsuzluğa kadar seven kutsal bir anneyimdir ben. Ben de sizden biriyim, aranızdan biriyim, cennet yüzlü meleğim. Ben de sizden biri. Yağmur yağıyordu tenha sokaklarda. Kuvvetli bir akıntı acının en somut ifadesi olmuştu ve gözyaşlarını siliyordu.
karanlık dünyamı aydınlığa çeviren. Ah canım annem, canım babam, ablam, kardeşim, ayakların, kolların, gözlerim, kulaklarım, sesim olduğunuz için sizlere sonsuz minnettarım. İyi ki, iyi ki varsınız. Selam, selam olsun yer kubbeden gök kubbeye. Ben de sizden biriyim. Aranızdan biriyim. Cennet yüzlü meleğim. Ben de sizden dertten ölürüm, seversen Ali, değme yarama, Ali'nin uğruna serim veririm. Seversen o şahı, değme yarama, Ali'nin yoluna canım veririm. Sen Ali'ye değme ya. Buyur senin değil, onar göçersin, Ali'nin dolusu bir gün içersin. Bak yavrularda nasıl geçersin? Seversen Ali'ye değme ya. Örpe kuzularda nasıl geçersin? Seversen o şahı değme ya. Sultanım deftere yazar, ne baz yar ile olur mu pazar? Bir mehrem çalmasa yaralar azar. Seversen Ali'ye değme yarar. Bir mehrem çalmasa yaralar azar. Sen o şahı devme ya.
Hiç mi hatrın yoldu? Boynu bükük koydum gülüm. Hiç mi hatrın yoldu? Hayat bir gün, o da bugün. Boş ver değmez diyorlar. Gidenin ardına düşme, giden gelmez diyorlar. Hayat bir gün, o da bugün. Boş ver değmez diyorlar. Gidenin ardına düşme, giden gelmez diyorlar. Yazın mezardaşıma, sebebim bir salım yardı. Yazın mezardaşıma. Hayat bir gün, o da bugün. Boş ver değmez diyorlar. Gidenin ardına düşme, giden gelmez diyorlar. Hayat bir gün, o da bugün. Boş ver değmez diyorlar. Gidenin ardına düşme, giden gelmez diyorlar. Hayat bir gün.